Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli televizyon görüşler. İstiklal gündülü haberlerimizi görüş onlardan kızgın karşılamız. Ben Abdullah Yılgun. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve dünyada bulunan gün tertiptiki haberlerine huzurunla sunuş kutlayışımız. Kınemsiz dıktanlar ekranımızda bulsun. Kanada, Xitayning harbiy ig'vogarchiligiga narozilik bildirdi. Kanada başministri Xitay kurashchi ayruplanlarining ko'p qatim Kanada harbiy ayruplaniga yaqinlashganligini Xitayning bu qilmishlarini ayiblaydiganligini bildirgan bo'lib, Xitay taraf buningga qarshi inkas qaytirgan. Germaniya ovozining xabarida bildirilishicha Kanada başministri Justin Trudeau 6 iyun Xitayni ayiblab, Xitay kurashchi ayruplanlarining ko'p qatim xatarli harakat qilib Kanada harbiy ayruplaniga yaqinlashganligini buning qasddan ig'vogarchilik qilish ekanligini bildirgan. Kanada Devlet Müdafiye Ministerliği mu aldığı hafta Xitay kürəşçi ayruplarlarının BDT'nin Şimali Koreya'ya ceza yürgüzüş kararını icra kılıvatkan Kanada hərbi ayruplarına köp qetim yıqılışıp, ayruplarının vəzipi ötüşüge tosqullu qılgallıqını bu ceryanda xatırlık məşğulat qılgallıqını bildirgen idi. Xitay Devlet Müdafiye Ministerliği bayanatçısı Wu Qian muhbirlarının bu axtiki sualıqı cevap verip, yıqındı Kanada hərbi ayruplarları BDT Xavupislik Kengişinin kararını icra kılışını bahanı kılıp, Xitayni yaqin aralıqdan razvedka qilib ig'vogarchilik qildi. Xitayning davlat bexatarligiga ziyon yetkizdi va ikki tarafning oldingi hisobdagi xodimlarining bexatarligiga ziyon yetkizdi. Xitay buningga qat'iy qarshi turdi deb jar solgan. 1-iyun Kanada yarishari xabarlarining xabar qilishicha, Xitayning kurashchi ayruplanlari Kanadaning razvedka ayruplanining Osiyo Tinch okean xalqaro dengiz davlatligida Birlashgan Davlatlar tashkiloti topshirgan vazifasini ijro qilishiga to'sqinlik qilgan. Kanada armiyesi ve hükümetindeki ismini aşkarlaşını xalımaydıgan bir kişinin bildirişçe, Xitay ayruplanları Kanada ayruplanığı köp qetim intayın yıqın arlıqtın yıqınlaşkan bolıp, Kanada uçkuçuları hatta ayruplandaki Xitay uçkuçularını köreligen. Bu yıl kirgendim buyan Xitay uruş ayruplanları uxşaşlı yıqın arlıqta 60'na çıqetim Kanada ayruplanlarının vazipi ötüşüge tosqulluq qılgan. Xitayının deniz ve hava tevalikideki zomigerlik hareketi barğansırı küçüyü atkan bolıp, Avustraliya Devlet Müdafiye Ministerliği 5 iyun bayanat ilan qilib, Xitay ayruplanining oldingi ayda Avustraliyaning bir charlig'uchi ayruplanini to'sib olganligini, xatarlik usul bilan uchishga to'sqinlik qilganligini bildirgan edi. Xitay taraf bo'lsa, burunqidagi bu harakatini oqlab, butunlay qonunlik mashg'ulot qilganligini da'vo qilgan edi. Xitay Sharqiy Turkistondagi pilonliq tug'ut nizomiga tuzatish kirgizdi. Sharqiy Turkistondagi Xitay doiralari 4 iyun atalmış Uyg'ur avtonom rayonining nufus va pilonliq tug'ut nizomining tuzilgan nusxasini e'lon qilgan bo'lib, Sharqiy Turkistonning har qaysi joylarida Xitay va boshqa millatlarga ruxsat qilingan farzand soni bir tutash o'xshash qilib etilgan. Xitay rejimi Sharqiy Turkistonni ishg'ol qilgandan tortib Sharqiy Turkiston xalqining nufusini har xil yumshoq qattiq vositalar bilan cheklashga, tizginlashga urinib kelgan bo'lib, yaqinqi yillarda buni texmo kuchaytirgan. Aşkarı halde irqi qırğınçılıq yürgüzüşke başlayan Xitay Şarkı Türkistan xalqının nesilini qurutuş üçün ayallarını məcburi tuğmas operasiyası qıldırış, məcburi balı çüş yürgüzüş qatarlıq insan qalipidin çıqqan terror siyasetini icra qılıp gelmekte. Tanrıtaq torunun 4 iyundaki xəbirde bildirilişçe Xitay dairleri 4 qetim tüzüş kürgüzülgən atalmış Uyğur avtonom rayonunun nüpus ve pilallıq tuğut nizamını ilan qılgan. Ma'lum bo'lishicha mazkur nizomlarning oldin qatim tuzilgan nusxasi 2017 yili e'lon qilingan. Mazkur atalmish nizomlar Xitoyning nufus krizisini hal qilish uchun yo'l qo'ygan tadbirlarga mos holda o'zgartirilgan bo'lib, fuqarolarning belgilangan to'y dam olishidan sirt yana 20 kun to'y dam olish vaqti qo'shib berildiganligi, belgilamaga uyg'un holda farzand ko'rgan er-xotinlarga belgilangan tug'ut dam olishidan sirt ayollarga yana 60 kun tug'ut dam olishi Ertirapki 20 gün perviş demelişi koşup berildiganlıqqa oxşaş tuğutqı ilhamlandırış tedbirleri yolu koyulgan. Nizamnamı diyene Xitay rejimi aldınqı mezgillerde boşatkan perzent sani çeklimesige asasen bir cüp erxotunnan 3 perzent görsü buluduganlıqı bu nizamnan Şarkı Türkistan'daki Xitaylarını özçüge algan herkaysi milletlerge oxşaş icra kılındıganlıqı kayıt kılıngan. Xitay rejimi bundan ilgiri yolu koygan pilallıq tuğut siyasi de resmiyet ve teşviqat noktasıdan bolsumu Xitaylarning 1 farzandlik Xitoydan boshqa millatlarning 2 farzandlik bo'lishiga yo'l qo'ygan edi. Navbatda tuzilgan nizomda bu farq chiqirib tashlanib, Xitoylarmi farzandlik bo'lishdagi eng yuqori chekdan o'xshash bahriman bo'lishga boshlagan.
Avustralya Strategilik Siyaset İnstitutu ASPI bultur 13. mayda e'lon qilgan dokumentida Xitoyning 2017-yili 4-oydan boshlab Sharq Turkistonda ijro qilgan atalmish qonunsiz tug'ishqa zarb berish harakati sababli Sharq Turkistondagi tug'ilish nisbatining misli ko'rilmagan darajada tövalliganligini 2017-yildan 2019-yilgacha bo'lgan 2 yil ichida Sharq Turkistondagi tug'ilish nisbatining 48.74% tövalliganligini buning Suriyadagi ichki urush yoki Livanda va Kambodja irqiy qirg'inchiligi mazgildagi nupus tövallashtimi eshib ketganligini ko'rsatib o'tgan edi. Kuzatuvchilar Xitoyning Sharq Turkistonda atalmış pilalliq tug'ut siyosatini vahshiy vositalar bilan 40 yilga yaqin ijro qilganligini, bulupmu Uyg'ur, Qozoq qatorliq millatlarga nuqtali qolda amaliylashtirganligini, bu jarayonda atalmış pilandan sirt tug'di degan bahona bilan 100 minglagan bovoqlarni homili vaqtida o'ldirganligini, yaqinqi mazgillarda bo'lsa oshkori irqiy qirg'inchilikka o'tib, pilalliq tug'ut terror siyosatidan muhalqigan holda nupus cheklaganligini bildirishmoqda. Shundaqla mazkur tuzish kirgizilgan nizomnomadagi kengchilikdan ilgirikiga o'xshashlar Sharq Turkiston xalqi emas, balki Xitoylarning manfaatlandiganligini, bu orqali Sharq Turkistondagi Xitoy nufusining teximi oshirilganligini, Uyg'ur qatorliq millatlarning yanada turli bahonalar bilan tug'ut cheklamasiga uchraydiganligini ta'kidlashmoqda. Germaniya taratqo'llari Xitoyga mablag' solganlarning xatarga o'zi ega bo'ladiganligini bildirdi. Volkswagen'ning Xitoyga mablag' selish turi Germaniya hukumatining qarz kapolatiga erishilmagan bo'lib, bu Germaniya hukumatining tunji qitim kishilik huquq sababidan shirkatning chat elga mablag' selish planiga kepil bo'lishni rad qilishi ekan. Xitoy bozoriga intayin ahamiyat beradigan Germaniya savdo jamiyati uchun aytganda, Germaniya hukumatining bu qarori shubhasizki Xitoyga mablag' salmoqchi bo'lgan Germaniya shirkatlari uchun og'ir ogohlantiruvchi signal ekan. Germaniya ovozining 6-iyundagi xabarida bildirilishicha Volkswagen shirkatining navbatdagi Xitoyga mablag' selish plani shirkatning Urumchidagi zavodiga emas, balki Xitoy o'lkalaridagi zavodini yangilashga chetildi ekan. Shundaqdimi Xitoy o'lkalaridagi zavodlar yangilangandan keyin ishlab chiqarilgan zapchaslar yanada Volkswagenning Urumchidagi zavodiga avatilishi mumkin ekan. Shunga Germaniya hukumatı bu mablag' selish planini kapolat bilan ta'minlashni rad qilgan. Bu to'g'rilik dunyo gazetasida Xitoyga mablag' salg'anlar xatarga o'zi ega bo'ladi mavzuli xabar e'lon qilingan bo'lib, xabarda Germaniya hukumatining yuqorqi qarorining dunyo iqtisod sohasida zo'r g'ulg'uluq qo'zg'anligi, shuningdek buning Germaniya iqtisodiy siyosatidagi bir cho'ng burilish nuqtasiga aylanishi mumkinligi, necha 10 yildan buyon Germaniya shirkatlarining davolg'ush vaziyatida qolgan rayonlarga mablag' salganda va savdo qilganda Germaniya hukumatining qarz pul kapolatiga erishib kelganligi Növbette iqtisod sahasidagi nurg'un kishilarning Germaniya hukumatining ularga kuchlik tayanch kuch bo'lmaydiganligidan ansirashga boshlaganligi qayd qilingan. Germaniya iqtisod ministri Robert Habeckmo bu haqda ogohlantirish berib, kimki Sharq Turkistonga berib, lagerlarning atrofidagi zavodlarga mablag' selib zavod qurmoqchi bo'lsa, barliq xavf-xatarga shu shirkatlarning o'zi mas'ul bo'ladiganligini ta'kidlagan. Bildirilishicha Siemens shirkatidan boshqa ximiya sanoati magnati BASF mo hukumat qarorining ta'siriga uchirgan. BASF shirkati hukumatning bu qaroriga inkos bildirib, federativ hukumatga o'zining Xitoyda qilayotgan tijoratiga kepillik iltimosi sunmaganligini, ammo hozirga qadar bu shirkatning Xitoyda qilgan tijorati haqida hukumatga qilgan qarz kapolati iltimosining izchil tasdiqlanib kelganligini, bundan keyin mo shundoq bo'lishini umid qildiganligini bildirgan. Volkswagen şirketinin direktori Herbert Diaz bolsa, Volkswagen'nin Sharq Turkistan'da zavod açqanlığı toğrısıdaki tanqidlarga qoşulmaydiganligini, Volkswagen şirketinin Sharq Turkistan'a kirib mablag' selishi shu yerdagi kişilik huquq vaziyatining yaxshilanishiga paydalıq ekanligini da'vo qilgan. Yevropa Rossiya neftidan qutulish uchun izlanmoqda. Fransiya iqtisod ministri Bruno Le Maire Rossiya neftining o'rnini to'ldirish uchun Arab Birlashma Xalifaligi bilan suhbatlashayotganligini bildirdi. Turkiya Avazi radiosining xabarida bildirilishicha, Fransiya iqtisod ministri Bruno Le Maire Rossiya neftining o'rnini to'ldirish uchun izlanayotganligini, Arab Birlashma Xalifaligi bilan suhbatlarini boshlaganligini, buning Rossiya neftining o'rnini vaqtliq bo'lsa-mu to'ldira oladiganligini bildirgan. U Rossiya prezidenti Vladimir Putinga qarshi energiya mustaqilligi siyosatini qo'llaydiganligini ta'kidlab, Ekologiyalik selinmalarning sur'atini tezlashtirganligini, saylamdan keyin qaytib foydalanilgan bo'ladigan energiyaga munosabatlik tezlashtirguvchi qadamlarning yo'lini ochadigan qonunni kun tartibga qo'yadiganligini bildirgan.
Yevropa İttifakı Komitetinin içki bazarga mesul bir azası mı Yevropa İttifakı devletlerinin baldırraq Rusya'nın gazıdan kutulup müstakillikke erişişi gerekliğini Putin'nin tabii gazdan paydalanıp Yevropalıklarını parçalaşqa urunuyatqanlığını ta'kidlegen. Növbette Yevropa İttifakı'nın 6. kıtımlık embargo planı da muşu yılının ahırgıca Rusya'dan neft importini 92% azaytış maddesi mevcut. Ukrayna açlık eksporti üçün kapalet talep kıldı. Ukrayna'nın BDT'deki daimi vekili Sergey Kestitsiya Karadeniz'deki minalarının tazelenişi ve açlık eksporti üçün bihaterlik kapaleti talep kılgallıkını bildirdi. Türkiye Avazı Radyosu'nun haberde bildirilişçe Ukrayna'nın BDT'deki daimi vekili Sergey Kestitsiya Ukrayna açlıkını eksport kılış meselesi de Rusya bilen ötküzülgen müzakirlerde kilişim hasılı kılınışı üçün bihaterlik kapaletiki ihtiyaclık hikayelikini bildirgen. Uyanı Rusya Karadeniz'deki minalarını tazlıgan deyken Ukrayna'ya hücum kılmaslık doğrusu da kapalet birleşin talep kılgallıkını eskertip ötken. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski mu açlık eksporta hakkıdaki müzakirinin BDT'den başka Baltık devletleri ve Polşa bilen devamlışı vatkallıkını bırak katnaş yolunun uzun buluşu sebebiden bu planın aldınkı uğrunda emestikini bildirgen idi. Nöbetli dünyavi açlık krizisinin aldığını eliş üçün Ukrayna portlarda besilip kalan açlıklarını Karadeniz'deki minalarını tazılaş arkalık eksport kılışkı münasebetlik müzakirler devamlaşmakta. Hürmetli televizyon görüşler, şuna kalıp bugün haberlerimiz müşahede ahırlaştı. Etki haberimizi görüşürüz, sizlerine Cenab-ı Allah'a tavşırımız. Şuna kalıp programı ahırda ekran arkasındaki varlık hizmet taşırmağa köptün köp rahmet eylemen. Esselamu aleyküm ve rahmetullah.